Evet, ekrana geldi hem program hem karşılaşmaların hakemleri. Şimdi maçları konuşmadan önce, geride bıraktığımız haftaya da geçmeden önceki size maçlarla ilgili çok soru geliyor. Şimdi e, yaklaşık 15-15 dakika sonra Yunus Emre Sel de bize katılacak. Geride bıraktığımız haftada Sercan Dikme galip gelen e, takımı takip ediyordu. Ahmet Selim Kulu ve Emre Kaplan'sa mağlup gelen takımları, mağlup olan takımları takip de ediyor. <laughs> evet, şimdi bir de Yunus Emre Sel yine haftayı galip kapatan takımın muhabiri olarak yine Trabzonspor'dan gelişmeleri bizlere aktaracak. Ama bunun öncesinde şimdi yeni hafta çok yoğun yine o geçtiğimiz sezonun bir haftada iki maçı oynandığı döneme benzer bir dönemin içine gireceğiz. Takımlar adına aslında sıkıntılı çünkü bir de Avrupa macerası vardı ki aslında biraz da takımların bundan etkilendiğini düşünüyorum ben o yüzden e, mağlup olan takımlarla başlamak istiyorum hemen Emre Kaplan senle başlayayım <laughs> yine bana ilk söz hakkı şey verin yine sen, bana sana hiç ilk vermedim mi evet. söz hakkı evet hayır ya inanma hemen inanılmaz milli böyle. başlayalım milli takımla başladık evet ha, Ahmet Selim Kul sen orayı takip ettin dedin Ahmet Selim'le başladın Kums kararı sokak röportajından sonra Emre sen orayı takip etmedin ama televizyondan izledin dedin Ay, orayı. Sıra ya. Çünkü... Çünkü sürekli lafa giriyorsun Sercan. Evet, yani, ona yani, gerek sıra... kalmıyor. Melike birine söz vermediniz ama sen konuşuyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen zaten gerek kalmadan konuşacağını bildiğim için ben Emre'ye bir sözü vereyim. Oradan zaten bir mutlaka gelecek bir ses değil mi? El hareketleri ve ses. El hareketleri evet, önemli. Aynen öyle. Şimdi e, zaten erken oynanan bir karşılaşmaydı e, Emre. Sen de hissettin mi o Lazio maçının yorgunluğunu? Çünkü aşağı yukarı aynı kadroyu, zorunluluklar haricinde aynı kadroyu açıklatabilirim ki maç sonunda da aslında kendisi de söyledi. iyi kadroyu korumak istedim. Ee, Öncesinde de söyledi, sonrasında evet, da söyledi. Evet sonrasında da aynen. Aynısını söyledi. Ama demek ki yanlış yapmışım diye Tabii sonrasında öz eleştirisini de yaptı. Ee, sen neden olarak ne görüyorsun bu mağlubiyette? Bir onu sorayım önce. Bence direkt olarak yorgunluğu bir sebep olarak gösteremeyiz. Bunu net olarak söyleyelim. Çünkü Fatih Hoca'nın kafasındaki şey şu. Aynı kadroyu istikrarı sağlamak istiyorum diye açıklıyor bunu ama tabii öte yandan şu da var. Bu kadro çok yeni bir kadro. Sezon başında birçok oyuncu kadroya katıldı. Birbirlerini çok fazla tanımıyorlar. Fatih Hoca bunu söylüyor. Hepsi başka ülkelerden geldiler. Daha İstanbul'da yerleşme, İstanbul'da yaşamaya bile alışmadan hepsi bu durumda olduğu için. Yani yerli, yerleşmiş oturmuş bir takımın içine bir iki tane transfer koymak kolay. Evet. Tutan bir yapının içerisinde bunları monte etmek kolay ama bütün oyuncuların yeni olduğu bir sistemde bunu oluşturabilmek çok kolay değil. Biraz o birlikte oynama alışkanlığını da kazandırabilmek adına yapılmış bir tercihti. Yani Fatih Hoca maç sonu şunu söyledi. Rotasyonu yapsam mı yapmasam mı çok düşündüm dedi. Yapsaydım daha iyi olabilirmiş dedi ama orada maç öncesi düşünürken terazinin bu kefesinde yapma kefesinde belki de en ağır basan şeylerden bir tanesi buydu. Hem tabii ki kazanan kadro istikrarı sağlamak hem de oyuncuların artık uyumunu birbirlerini saha içerisinde tanımalarını evet antrenmanlarda belirlenen şeylerin sahaya daha rahat yansımasını uygulayabilmek adına bu önemliydi. Ama aynı sonucu vermedi. Ben Emre bir şey gireyim mi araya? Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, şeye gülüyorum, seni anlatırken gülüyorum. Fatih Terim rotasyon yapmadığı için eleştiriliyor değil mi Galatasaray? Ben çok takip edemedim. Ee, söyledi, yani bundan dolayı eleştiriliyor. Çok komik. Birazdan da tam tersinde şekilde yapan bir teknik adamın eleştirilmesini dinleyeceğiz. İlginç yani ne söylersen tersini dinliyorum şu anda. Hani... Yani sonuca bağlı Galatasaray'a bir öyle. sıfır kazanmış olsaydı kimse eleştirmezdi. Benim az önce söylediğim sebeplerle, argümanlarla Fatih Hoca övülüyor olacaktı ama Aynen sonuç öyle. alınamadığı için böyle oldu. Bence yorgunluk değil Galatasaray'ın Alanya Spor karşısındaki mağlubiyeti, mağlubiyetten de öte üstünlük kuramamasının en önemli sebebi markanın olmaması. Yani bütün sebepler bir tarafa evet. Ki bir futbol maçını yorumlarken tek bir sebep üzerinden gidebilmek çok doğru bir yaklaşım değil belki ama Galatasaray'da bu sene en azından marka dönene kadar ben açıkçası biraz bunun üstünden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce söyledin Lazio maçıyla Alanya spor maçı arasında kadroda tek bir değişiklik var. Marka. Marka. Ki bu bunu... sefer yerini direkt boşalttı. Öteki türlü çevirmedi Nelson Lugamayı. Nelson'u da sağ stoperde başlattı. Hoca evet. ki orada daha verimli olduğunu gördük Lazio maçında. Marka Galatasaray'ın şu andaki oyununda en önemli oyuncu. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki net olarak gördük. Yani bir 11 yapılacaksa Galatasaray'da önce marka yazılır. Mustera'dan bile önce marka yazılır. Sonrasında etrafındaki oyuncular yorgunluğa göre, sakatlığa göre dizilir. Marka'nın yokluğu Galatasaray'ı çok etkiledi. Biraz bunu açayım. Taylan Berkan ikilisi vardı Lazio maçında. Ligde oynadığı performansa Taylan'ı çok eleştirdik bu sezon. Geçen sezonki Taylan değil mi dedik ama Marka ile birlikte oynayan Taylan'ın durumu çok daha farklı oluyor. Marka yokken Fatih Hoca'yı eleştirebileceğimiz konu belki şu olabilir. Taylan ve Berkan ikilisini aynı anda sahada tutması. Orada daha kreatif bir oyuncu konu konabilirdi. Berkan ya da Taylan'ın bir tanesinden vazgeçilip Fegüli olabilir, Emre Kılınç olabilir. Bir tanesi tercih edilebilir. Anoltu bile etkiliyor. Tabii ki. Kesinlikle. Çünkü hem onun arkasını toplama anlamında Marka'nın faydası oluyor ama Marka'nın şu anda yarattığı en büyük fark oyun kurulumunda Galatasaray'ın bu sezon oynamak istediği oyunun en önemli işleticisi, başlangıç noktası ve evet. onu işletecek oyuncu. Savunma katkısından bağımsız. Savunmada yaptığı hatalar olabiliyor, kademe hataları olabiliyor. Lazio maçında bunları görmedik. Gerçekten inanılmaz bir performansı vardı ama normal şartlarda Marka'yı yıllardır izliyoruz. Savunmada zaman zaman aksadığı anlar oluyor ama Galatasaray'ın oynamak istediği oyunun, Fatih Terim'in kafasındaki oyunun olmazsa olmazı Marka. Onun olmaması çok etkiliydi. Galatasaray adına çok büyük bir talihsizlik. Marka'nın gerçekleştirdiği o sorumsuzca hareket ve aldığı ceza. Avrupa maçlarında yine göreceğiz. Önümüzdeki hafta Marsilya maçı var. Evet. Marka'yı sahada gördüğümüzde Galatasaray'ın oyunun nasıl işlediğini göreceğiz. Bir parantez Morutan'ı açmak istiyorum. En çok konuşulan konulardan bir tanesi. Trabzonspor maçında oyundan çıkması çok eleştirildi. Şahsi fikrim bu eleştirilerin çoğu haklıydı. Ama Alanya spor maçında oyundan çıkması Morutan'ın %100 haklıydı. Galatasaray'ın çok evet. Yani şöyle şöyle o, bir durum. Mesela yorgunluk dersem ben sanki Morutan'da yorgunluk sezdim. Bilmiyorum katılır mısın bana? Ya yani yorgunluğun ötesinde biraz Morutan'a Galatasaray taraftarı ve futbol kamuoyu şu anda çok fazla anlam yüklüyor. Gereğinden fazla bir anlam yükleniyor oyuncuya. Çok yetenekli bir oyuncu. Potansiyeli çok büyük. Yeteneklerinin potansiyelinin ucu çok açık bir oyuncu. Belki biz Morutan'ın Galatasaray'dan Avrupa'nın herhangi bir kulübüne 25-30 milyon euroluk bir transferini 2-3 sene sonra konuşuyor olabiliriz. Ama bugün itibariyle bu beklenti maçları stadyumda izlediğim için yani o televizyona yansımayan anları da takip edebildiğimiz için bence Moruta'nın biraz üstünde fazla baskı oluşturuyor. Yani oyuncu ilk yarı boyunca şöyle söyleyeyim Moruta'nın tabii ki savunma katkısı, oyuna katılımı bunlar farklı şeyler ama ondan beklenen noktada üretkenlik noktasında, pas alışverişlerinde gerçekten olumlu diyebileceğimiz bir hareketini sayabilmek çok kolay değildi. Yani şöyle bir durum oluşuyor. Taraftar da vardı. Belki 10 bin kadar çok fazla değil ama Morutan'ın top her ayağına geldiğinde bir uğultu oluşuyor, bir heyecan oluşuyor. <laughs> Ve oyuncu da basit oynaması gereken zamanlar olabilir. Oyun planı içerisinde gerçekleştirmesi gereken aksiyonlar olabilir. Bunların ötesinde her hareketinde ekstra Olağanüstü bir şey yapma çabası içerisine giriyor. Hmm. Orta sahada topla buluşup bir anda bir arkadaşını gol pozisyonuna sokmak istiyor. Ya da ceza sahası önünde topu aldığında inanılmaz bir vuruş gerçekleştirip gol atmak istiyor. Bu bugün itibariyle bence Morutan'daki beklentiyi biraz azaltmak lazım. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yoksa oyuncuya eksi yazacak durumlara. O, yani oyuncunun hmm. şu anda oyuna katılım noktasında Fatih Hoca'nın kendisinden beklentisi noktasında bu maçta 45. dakikada oyundan çıkması %100 doğru bir karar. Ben maçı diyorum tribünde izledim, olumlu diyebileceğimiz bir hareketi yoktu Morutan'ın evet. hücum noktasında. Tabii ki oyuna katılım farklı bir şey. Bunun dışında da... Şeyi de konuşalım, Yedlin'e olan tepki ve Fatih Terim'in buna gösterdiği reaksiyon, yani değişiklik anlamında tabii sonrasında açıklamasını da yapıp bunu yapmayın diye de söyledi ama o çok eleştirildi. Yani çünkü e, o taraftarın tepkisiyle yaptığı değişiklik de aslında iki tarafı da iki bek bölgesinde sanki sıkıntıya soktu gibi konuşuldu. O yer değişikliği Ömer Bayram'ın geçişi Bu sefer Anholt'un da orada etkisiz kalması bilmem katılır mısın? Şöyle yani sezon başında da Avrupa maçlarında da Ömer Bayram'ı sıklanıyordu. Yani evet. bundan bundan bir kere vazgeçmek lazım. Ben taraftarların bakış açısını çok net anlıyorum. Oradan geldik, şu anda burada oturuyoruz. Onlar nasıl bakıyor? Onu çok net bir şekilde biliyorum. Ama günün sonunda bunun bütün detaylarını geçiyorum. Yani işte futbolcular milyon eurolar alıyor bundan etkilenmesin diyor taraftar. Teknik heyet ya da futbolcular da şöyle düşünüyor. Biz bundan kaybediyoruz. Yani en azından maç bitmeden bu tepki gösterilmesin diye. Taraftarlar ben kimseye ahkam kesecek ya da bir yere yönlendirebilecek pozisyonda bir insan değilim ama şahsi görüşüm olarak şunu söyleyebilirim. Bu tepkiler, bu protestolar günün sonunda hiç kimseye katkı sağlamıyor. Yani oyuncuyu oyundan düşürüyorsunuz. Öte yandan şunu şunu düşünüyor. O gün mesela Ömer ıslıklanıyor ama yanında stoperde oynayan oyuncu da yarın ben bir hata yaparsam aynı tepkiyi ben de görür müyüm diye düşünüyor. Mesela burada Sercan, Selim, ben üçümüz de muhabirlik yapıyoruz. Bizim içer, içeride yöneticilerimizden göreceğimiz bir tepki, ekstra bir agresyon. Hepimizi düşürür. Evet. Sercan'a bugün yukarıda bağırılıp çağrılırsa ben düşünürüm ki yatıp uyurken. Ya yarın ben de bir şey yaparsam bana da aynı tepki gösterirler mi? göstermiyorlar hiç böyle bir şey bu arada. <laughs> bize ne hayal olsunlar, ediyorlarmış. Sağ olsunlar öyle bir şey göstermiyorlar da örnek vermek adına Yanlış söylüyorum. Yanlış haber yapınca yuhlanıyoruz serviste. <laughs> öyle bir durum yok tabii de ama diğer oyuncuları da etkileyen bir süreç olduğu için bu örneği verdim. İşin sağ içi konusuna gelirsek herkesin konuştuğu şey şu Alpaslan orada tercih edilebilir miydi Yeddin'in evet, yerine? Evet o da konuşuluyor. Çünkü transfer edilirken Alpaslan'ı nasıl anlattı teknik heyet bize ya da kamuoyuna nasıl lanse edildi? Bir stoper yedeği Sağ bek de gerekirse alternatif, hatta ön libero da bile alternatif olabilir. Ama burada o tercihi kullanmadı Fatih Hoca. Van Anolt'la hemen yedlin değişikliği öncesinde küçük bir konuşma gerçekleştirdiler. Sağ tarafta oynayabilir misin dedi. Van Anolt oynayabileceğini söyledi. Galatasaray'da da Fatih Terim'in kafasındaki ideal ikinci sol bek Ömer olduğu için Ömer tercihi geldi hı hı. ama istenen sonuç ortaya çıkmadı. Melik.